Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde ortak tabanlı devreyi işleyeceğiz, inceleyeceğiz. Şimdi ortak tabanlı devreler kıymetli arkadaşlar. Eee base'in taban olarak kabul edildiği yani bakın base ucu PMP ve MPN tipi transistörlerde base ucunun ortak taban kabul edildiği devrelerdir. Bu nedenle ortak tabanlı ya da ortak bazlı devreler denilmiş. Şimdi ee, ortak uçlu devrelerde arkadaşlar ee, bu devrelerden NPN, PNP tipi olanı ve NPN tipi olanı zaten şekilde görüyorsunuz. Şu PNP tipi ortak tabanlı, şu da NPN tipi transistörlerimize göre adlandırılmış. Ortak taban devrelerde şunu bilmemiz lazım: Giriş akımı emiter, emiter ya da şöyle diyelim, E, emiter ve çıkış akımı kolektördür arkadaşlar. Ic deriz kolektöre de. E, dolayısıyla buradaki dc akım kazancımız yani bizim alfa eşittir e, çıkış akımı bölü giriş akımdır bu da I, c bölü I, e'dir buna alfa dc diyebiliriz dc akım kazancı bu şekilde e, ifade edilir arkadaşlar. Şimdi biz kıymetli arkadaşlar ortak bazı devre, devreleri e, transistörün çalışma bölgelerine göre de inceleyebiliriz. Mesela kesim bölgesine göre inceleyecek olursak e, ne olur arkadaşlar transistörün emiterinden bir akım geçmez kesimdeyken şöyle diyelim anlatırken kesimdeyken transistörün emiter ucundan bir akım geçmez ve kolektör akımı oluşmaz. Dolayısıyla bizim akım kazancımız da sıfıra eşit olur değil mi? IC sıfır olsa IE sonsuz olsa ne olur? Akım kazancım da sıfıra eşit olur. Transistör kesimli olmasının e, sebepleri neler olabilir diye soracak olursak mesela emiter ucumuzun açık olması transistörün kesimde olması anlamına gelebilir. Ya da başka hangi durumlarda emiter-base jonksiyonunun kutuplanmaması yani şu bölgede bir e, gerilim VBE gerilimi oluşmaması kıymetli arkadaşlar VBE'nin sıfır olması ileri yönde emiter-base jonksiyonunun geriliminin yeterli olmaması mesela bana 0.7 volt gerekiyorsa burada 0.7 volt yoksa emiter-base jonksiyonunda 0.7 volt yoksa arkadaşlar yine benim transistörüm ne olmaz iletime geçemez. Ve emitter-base jonksiyonun ters yönde kutuplanması mesela burada NPN transistöre göre inceleyecek olursak benim emitter-base jonksiyonum Doğru yönde kutuplandırılmış bu Üretici ters çevirseydi Ters yönde kutuplanmış Olacaktı arkadaşlar Arkadaşlar aktif bölgeye ya da ıı, ve aktif ve doyum bölgesine göre Değerlendirecek olursak NPN transistörlü ortak bazlı devremizi Şöyle ıı, sonuçlarla şunu söyleyelim önce şöyle diyelim aktif bölge ve doyum bölgesine göre diyelim aktif bölge ve doyum bölgesine göre şimdi transyürün bir kere doyuma geçmesi için ne olur arkadaşlar öncelikle ya da şöyle diyelim aktif ee, olması için benim bu devremin bir kere emiter ucunun açık devre olmaktan kurtarmamız lazım. Ee, ve kollekt emiter base arasında bir polar mı oluşturmamız lazım arkadaşlar. Yeterli bir gerilim seviyesiyle emiter bezi doğru bir şekilde kutuplamamız lazım. Bu şekilde transistörüm ne olur arkadaşlar? Bir emitter akımı oluşur ve bu bölgedeyken aktif bölge ve doyum bölgesindeyken şunu ben bilmem lazım. IC'nin yaklaşık olarak IE'ye eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Yani ne olacak? IC eşittir. Alfa çarpı IE olacaktır. Burada benim alfa değerim de IC, IE'ye eşit olduğu için yaklaşık olarak bir değerine eşit olacaktır. Şimdi ne olacak arkadaşlar bu bölgedeyken kolektör-base jonksiyonumda ters kutuplandırıldığında, bakın kolektör-base jonksiyonum e, birinci anlatım doyum bölgesi demin anlattım, şimdiki ise kolektör-base e, jonksiyonu ters kutuplandırıldığında, bakın şu şekilde kolektör-base jonksiyonuma bakın, transistörüm bu sefer aktif bölgede çalışıyor arkadaşlar. Yine I E'nin artırılması ne olur? I E'nin artırılması I C'nin de artmasına sebep olur. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Ee, yine kolektör base ileri yönde kutuplandırıldığında kıymetli arkadaşlar kolektör base arası ileri yönde kutuplandırıldığında bu sefer benim transistörüm doyuma geçiyor. Bakın. Demin ters demiştik. Şimdi ileri yönde kutuplandığında benim transistörüm doyuma geçiyor ve I-E'nin artması I-C'yi değiştirmiyor. Zaten kesim doyum aktif bölgeleri önceki dersimizde anlatmıştım. Şimdi arkadaşlar bunlar biraz kafa karıştıran söylemler. Yani inanın ben de mesela bazen okuyorum. Ee, pek akılda kalmıyor. Soru uygulama yaparak soru çözerek bunları akılda tutmaya çalışacağız. O zaman e, bir örnek soruyla konuyu pekiştirmeye çalışalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sorumuzu okuyacak olursak ee, şöyle diyelim. Evet çözmeye başlayalım sorumuzu. Önce sorumuzu okuyalım. Şekildeki devrede ne diyor arkadaşlar? NPN transferde DC akım kazancı bir kabul ederek A şıkkında I, e, e, I, C, V, C, B soruyor. B şıkkında V, E, E'nin 5.1 volt olması durumunda emitter, kolektör akımları ve Kollektör base gerilimini soruyor kıymetli arkadaşlar. Basit bir soru. Der devremiz nasıl bir devre? Ortak bazlı bir devre değil mi? Ya da ya da ya da ortak tabanlı bir devredir arkadaşlar. Çözüm diyelim. Şimdi çok basit. Benim bir kere buradaki emiter akımım ne olacaktır kıymetli arkadaşlar? Ben şöyle bir akım yönü çizecek olursam yine emitör akımıyla ve base akımıyla aynı yönde. Akım arttan eksiye doğru gördüğünüz gibi o zaman ben bir denklem çıkarabilirim değil mi? A şıkkı diyelim şuraya. E, denklemimizi çıkaralım o zaman arkadaşlar. Şöyle diyelim. Benim IE akımı ben nasıl bulurum? IE eşittir. Şöyle yapayım. IE eşittir. Ne olur arkadaşlar? Eee... 4 volt eksi burada bir tane VCB gerilim var değil mi? Bakın şurada bir tane VCB pardon VEB emitter base gerilim var. Bunu vermediğine göre 0.7 volt kabul edeceğim ben. 0.7 volt bölü ne olacak? Burada bir tane direncimiz var. 3.3K olacak bildiğiniz gerilim bölü dirençten akım buluyorum. VEE'den neden VEB'yi çıkardım? Çünkü kaynaklar biri eksi artı yönünde, diğeri artı eksi yönünde arkadaşlar. Bunlar zaten devre analiz dersinde anlattım. Burada benim akımım ne olacak arkadaşlar? Yaklaşık olarak ise diyelim I, e eşittir 1 mili olacak. 1 mili amper olacak. I, E'yi buldum. Şimdi burada e, alfa diyesi yani akım kazancını bir kabul ederek bakın burada vermiş bana bir kabul ettiğimize göre bizim alfa değerimiz neydi arkadaşlar? A, D, C diyelim. Eşittir. I, C bölü I, e idi. Dolayısıyla ne olacaktır? Ee, şöyle diyelim. I, C değerim. I, e değerim zaten belli olduğuna göre I, C eşittir. I, C eşittir. Ee, alfa çarpı I, e. IE 1 mA olduğuna göre IC o da eşittir. Alfa e, 1 demiş zaten. 1 çarpı 1 miliamperden IC değerim ne olacaktır arkadaşlar? 1 mA değerine eşit olacaktır. Zaten alfa 1 olduğuna göre IC de IE'ye eşittir. Ee, IC'yi bulduk. IE'yi bulduk. VCB değerini soruyor aşkında bize. VCB değeri de yine VCB e, çevre akımlar yönteminden ne yapıyoruz? Bulabiliyoruz. Şöyle bir akım yolu çizecek olursam 20 eksi şöyle diyelim 20 eksi hatta baştan şöyle yazayım. 20 eksi eksi 15 k çarpı ic 15 k çarpı ic Burası nedir arkadaşlar? Ee, burası nedir sizce? Bakın artı eksi yönünde kutuplanmıştır değil mi? Şurası artı eksi yönünde. Eksi artı. Şurası artı eksi yönünde çıkardık direnci. Yine artı eksi yönünde olduğuna göre eksi diyorum ben. VCB. VCB eşittir 0. Kirchhoff'un neyini uyguladım? çevre akımlar yönteminde Kirşof'un gerilim yasasını uygularım. Dolayısıyla benim IC akımın 1 mA olduğuna göre 20-15K çarpı 1 mA ne yapar? Şöyle 15K çarpı 1 mA eşittir VCB ise K ile mA götürdü 15 volt kaldı. VCB eşittir 5 volt değerine eşit olacaktır. Bunu da bu şekilde bulmuş olduk. A şıkkını tamamladık. Şimdi sıra geldi B şıkkına. Şimdi B şıkkını yapalım arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar 5.1 volt diyorsa B şıkkında VEE gelelim. Ne yapacağız arkadaşlar? İşlemimiz yine çok basit. Hemen öncelikle UC UE akımını bulalım. UE nedir arkadaşlar? Yine bir şöyle diyelim. I, e eşittir. A şıkkında 4. 4 yerine 5.1-0.7 bölü 3.3K yazacağız. O zaman IE akım değerim ne olacaktır arkadaşlar? Siz de hesaplayın lütfen. 1.33 mA olacaktır. IE IEC eşit olduğuna göre de 1.33 mA değerine eşit olacaktır. Bunu bulduktan sonra şöyle diyelim. VCB'yi nasıl buluruz? VCB de şöyle buluruz arkadaşlar. VCB eşittir 20 eksi 20 eksi yine eee UC akımım neydi? 1.33 mA'di arkadaşlar. O zaman 1.33 mA çarpı 15 k olacak değil mi? Çarpı 15 k olacak ise diyelim VCB eşittir ee, bu da arkadaşlar. Ee, yalnız burada şöyle bir durum var. Evet bunu hesapladığında arkadaşlar şurası 19.95 volt çıkıyor şurası yaklaşık olarak. 20 19.95 burada yaklaşık olarak 0 volt değerine eşit oluyor VCB gerilim. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu olacak. VCB 0 volt olduğuna göre benim transistörüm e, doyuma girmiştir arkadaşlar. Böyle bir durum var. Neden? Çünkü burada ters kutuplandırılmamış. Baktığımız zaman e, o zaman kolektör akımın doyum değerini bulalım. Şöyle olur. Yine IC çarpı RC VCC eşit olur arkadaşlar. Değil mi? VCB 0 olduğuna göre IC çarpı RC VCC'ye eşit olur. Şöyle diyelim, doyum modunda benim emitter e, ve e, kolektör akımım ne olacaktır? Ic çarpı rc eşittir ve eşit olacaktır. Şöyle, e, dolayısıyla e, benim e, doyumdaki kolektör akımım değeri yani ıc saturasyon ve ie saturasyon eşittir vcc bölü rc olacak yani 20 bölü 20 bölü 15 k değerine eşit olacak arkadaşlar KD. ya da vcc bölü e, rc de diyebiliriz buna dolayısıyla benim e, burada e, Saturasyon modunda ki değerlerim bunlar olacaktır Evet bu sorunun çözümü bu kadar B şıkkında e, transistörün saturasyona girdiğini, Vcb'nin 0 volt olduğundan anlıyoruz arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. E, bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.